duymuşsunuzdur. Meğer partimiz tek devrimci bir parti değilmiş. Meğer gurur duyduğumuz partimizi kariyeristler, koltuk düşkünleri yönetiyormuş yıllardır. Partimiz neredeyse tek bir kişinin kaprislerine boyun eğmiş, mahkum edilmiş. Partimiz yıllarca projecilik yapmış, mücadele etmemiş. Zaten ortada bir parti de yokmuş. Örgüt olabilmişiz, parti olamamışız. Aslında örgüt de olamamışız çünkü ortada örgüt de bırakmamışız. Her şey buharlaşmış anlayacağımız. Yetmedi, başka şeyleri de öğrendik. Zaten Türkiye Komünist Partisi çok uzun süredir yöneticilerin inanmadığı işler yapmış. Partimizin önemli bir bölümü kafasına yatmayan gibi başlıklarda iş yapmak zorunda bırakılmış. Dolayısıyla aslında Türkiye Komünist Partisi diye bir parti yokmuş Mersin. Dün bir yoldaşım İzmir'de, pardon önceki gün, elinde bir kitapla geldi ve şunu söyledi. Kemal Yoldaş dedi, 20. kongrede Uruşoğlu'nun yaptığı konuşmayı okuyorum. Ve dehşete düştüm dedi. Demek ki dedi, siyasette böyle bir alışkanlık varmış. Güven sarsmak. Partimizde de 56'da Uruşov'un Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nde yaptığı şeyi yapmak istediler dedi. Genç bir yoldaşımız. Ben de abartma dedim. 56'daki olay çok büyüktü. Ama sonra düşündüm. Sonra hatırladım. Uruşov'un yaptığı 20. kongredin kapalı oturumunda yaptığı konuşmayı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni aslında çökerten konuşmayı. Bize anlatılan her şey yalanmış diyerek başladığı o tuhaf, ünlü, tarihsel konuşmayı hatırladım. Sevgili yoldaşlar, sakın yanlış anlaşılmasın. Haşa! Bu partide birilerini, kendimizi Stalin'e benzetmek gibi bir iddiamız yok. O kadar önemli insanlar değiliz. Ama Türkiye Komünist Partisi en az Sovyetler Birliği Komünist Partisi kadar değerli. Dokundurtmayız o partiye. 1956'da sosyalizmin ana vatanında öncü partiye inancı sarstılar. Sarsmayı denediler demiyorum, sarstılar. Partinin geçmişi sorgulandı. Geçmişte o partiyi muzaffer kılan her şey ayaklar altına alındı. Ben Türkiye Komünist Partisi'nin bugüne nasıl geldiğini anlatmayacağım. Çünkü o günleri yaratan sizlersiniz. Daha doğrusu o değeri yaratan sizlersiniz. Türkiye Komünist Partisi'nin tarihi başarısızlıklardan ibaret değil. Türkiye Komünist Partisi bugün Türkiye'nin biricik umudu. Bakın Türkiye Komünist Partisi durdu. Türkiye sonunda her şey durdu. 3 aydır Türkiye'de emekçi sınıflar adına, halkımız adına siyaset üretilmiyor neredeyse. Biz durduk. Bunu özel bir değerlendirme olarak söylemiyorum. Hayat durdu. Türkiye Komünist Partisi değerli bir partidir. Ve Türkiye Komünist Partisi'nin geçmişinde yalnızca başarısızlıklar yoktur. Biz başaracağımıza inandığımız için başarısızlıklarımızı hep tartıştık, zaaflarımızı tartıştık. Ama Türkiye Komünist Partisi'ne başarısız bir parti yaftası bulmak gerçekten de çok yakışıksız bir girişimdir. Türkiye Komünist Partisi kendi içerisinde bir güven bulanımına sokulmuştur, doğrudur. Türkiye Komünist Partisi kendi kendisinden kuşkulanır hale getirilmiştir. Ne yazık ki. Bunları aşmak için buradayız. Bunları aşmak için bir kongre yapmaya çalışacağız.
Sevgili yoldaşlar, ama sormamız gerekiyor. Neden oldu bu? Bakın, bir yoldaşınız Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi'nden istifa ediyor. Arkadaşlar, siyasette istifa diye bir araç da vardır. İstifa bazen bir protestodur, bazen bir mücadeleye çağrıdır. Ama bizim örneğimizde Nisan başındaki istifanın hiç bunlarla bir alakası yoktu. Sessiz sedasız bir istifaydı. O istifa henüz daha istifa edilen komitenin gündemine geldiği anda bir fısıltı gazetesi başladı. Rotatifler dönmeye. Kurtulduk. Partimizin önündeki engel aşıldı. Türkiye Komünist Partisi'nin devrimcileşmesini engelleyen faktör ortadan kalktı. Çok çektik dedi bir başkası. Partimizin kenarına düşen, hatta dışına düşen ama dikkatle, öfkeyle bekleyen, gününün gelmesini bekleyenler de katıldık oraya. Doğaldır. Bunun için kimseyi suçlamak gerekmiyor. Yetmedi. Bir baktık ki 93'te, 99'da, 2000'de mahkum edilmiş olan, partimiz tarafından mahkum edilmiş olan kimi tezler ortalığa çıkmaya başladı. Parti içi demokrasi yoktu dendi. Asker partililik istiyorlar dendi. Gençlere güvenmiyorlar diye çok cazip bir söylem ortaya atıldı. Artık atış serbest. Türkiye Komünist Partisi korumasız bırakılarak kendi geçmişi, kendi bugünü, kendi değerleri korumasız hale getirildi ve gerçekten de ilginç şeyler telaffuz edilmeye başlandı. Örneğin aşağıdan yukarıya bir partinin, Leninist Parti'nin örgütlenmesi gerektiğini söyleme cesareti gösterdi bazı üyelerimiz toplantılarda. Ben de geçenlerde tanık oldum. Bir Türkiye Komünist Partisi üyesi asla bunu söyleyemez. Bunun için kimseye suçlamıyorum. Bu kapının aralandığını söylüyorum. Kadın Leninizm diye bir kavram yeniden Türkiye Komünist Partisi'ne girdi. Arkadaşlar, Türkiye Komünist Partisi katı, sıvı, buhar, Leninizm diye bir ayrımı mı vardı? Türkiye Komünist Partisi Leninist bir partiydi adlı adınca. Katı Leninizmle olmuyor bu işler dendiğini duyduk bu partide. Sonra gençliğin devrimci bir kategori olduğunu duyduk. Bir işçi sınıfı partisi olarak belki de içimiz cız etti. Partimizin ideolojik bir parti olduğunu duyduk. Siyasi mücadele vermek yerine. Sonra parti önderliğinin, otoritesinin ve meşruiyetinin sıfırlandığı tezleri ortaya atıldı. Hakaretleri, belden aşağı vuruşları, bunları saymıyorum. Ve sormak zorundayım. Sormak zorundayız birbirimize. Neden çıktı bütün bunlar ortaya? Neden Türkiye Komünist Partisi 3 aydır olağanüstü bir dönemin içerisine sokuldu? Arkadaşlarımız tehdit algıladık, parti yanıt verdi diyorlar. Diyorlar ki bir tasfiye operasyonu geliyordu, buna seyirci kalamazdı, yanıt verdi. Demek ki 29 Mayıs'ta başlamamış her şey. Demek ki öncesi de varmış, bir tehdit algılanmış, bir tasfiye girişimi yapılacak denmiş ve önlem almış arkadaşlar. Ben bunu anlıyorum. Sevgili yoldaşlar, doğrudur. Bir tasfiye girişiminden söz edebiliriz. Bana göre Türkiye Komünist Partisi uzun bir süredir bir likidasyon tehdidi altında. Partimizin siyasi açılımları, siyasi değerleri, geliştirdiğimiz araçlar boşa çıkarılmaya çalışıldı. Bilerek ya da bilmeyerek. Hangi amaçla olduğunu bulmamız gerekiyor, sormamız gerekiyor ki partimizin birliğini sağlayalım. Sevgili yoldaşlar, bu tek adamlık, inanmadığımız şeylere imza ettik söylemi, inanmadığımız şeyleri imzaladık, savunduk. Yarın da şunu diyebilir insanlar,
Ya biz şu 12. kongre hazırlıkları sırasında ya da parti içi tartışmalar sırasında sosyalist politika çevresinin aslında hiç inanmadığımız tezlerine sahip çıkmak zorunda kaldık. Onları savunmak zorunda kaldık. Çünkü arkadaşlar, sosyalist politika adını veriyorum. Dehşet verici bir şey. 93 yılında bizim mahkum ettiğimiz içe doğru önderlik, dışa doğru önderlik ayrımı partimizde yeniden metinlerde kendisine yer buldu. 93 yılında tartışmış. Aradan 21 yıl geçmiş. Demiştik ki o zaman, parti demiştik ki, Leninizm'de öncü parti hem içe dönük hem dışa dönük öncülük, öncülüğü hayata geçirir. Bunlar bir bütündür. Şimdi 2014 yılındayız ve 1993 yılında mahkum edilen ve parti dışı kalan o tez yeniden partinin gündemine girdi. Niye arkadaşlar? Bu soru çok önemli. Çünkü bu, bakın, siyasi ayrım icat etmekle ilgili değil. Göreceksiniz, bu tezlerin çok büyük bölümü başka bazı tezler gibi geri çekilecek. Çünkü son 15-20 gün içerisinde bir sürü şey ortadan kayboldu. İddia. Sözel iddialardı bir bölümü, bir bölüm yazılı iddialardı. Vazgeçildi. Komünistler hatadan dönen insanlardır. Buna dönük bir itiraz yapamayız. Ama sevgili yoldaşlar, şu soru çok önemli. Parti hayatına gerçekten de yabancı olan tezler niye sokuldu? Çünkü yoldaşlar, şöyle bir panikle hareket edildi belli ki. Türkiye Komünist Partisi'nin geçmişine dönük açmazlar, hepimizin sorumlu olduğu kimi sorunlar, bütün bunlarla ilgili olarak Türkiye Komünist Partisi'ne birikmiş bütün negatif enerji ayağa kalksın, Türkiye Komünist Partisi'ndeki dengeler değişsin. Başka bir çıkaması yok. Çünkü bu kadar gaf, bu kadar hata niye aynı potada ortaya çıkabilir? Niye aynı potada eritilmek istemiyor? Şimdi sevgili arkadaşlar, bu mesele yanıtlanmadan, yani Türkiye Komünist Partisi'nde son 2-3 aydır ortaya çıkan tuhaflığın kaynağı bulunmadan Türkiye Komünist Partisi'nde birlik falan olmaz. Çünkü Türkiye Komünist Partisi'nin canı fena halde acıdı. Türkiye Komünist Partisi'nde 50 bin tane sorun vardı. Tabii ki vardı. Türkiye Komünist Partisi'nde her birimizin kafasında geliştirdiği soru işaretleri vardı. Ama bütün bunların bu kadar acımasız, partimize haksızlık yaparak istismar edilmesinin nedenini bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar, şimdi burada dönüyoruz dolaşıyoruz. Partimizin önderlik sorununa geliyoruz. Türkiye Komünist Partisi'nin bir önderlik problemi olduğunu sanıyorum herkes söylüyor. Çünkü her iki metinde de var. Üç ayrı konuşulanlar da bunlar. Ancak arkadaşlar, arada önemli bir fark var. Bakın, Türkiye Komünist Partisi 2009 yılından beri şu anda iddia edildiği gibi 3 kişi tarafından falan yönetilmiyor. 2009 yılından beri Türkiye Komünist Partisi'nin daha genişletilmiş en azından bir iddia olarak, bir düşünce olarak önderliği var. 2011 yılından beri ise 4 yıldır Türkiye Komünist Partisi'nin Merkez Komitesi Parti'nin önderliği. Şaşırtıcı bir biçimde Türkiye Komünist Partisi'nin bütün sorunları Türkiye Komünist Partisi'nin belli bir Merkez Komitesi toplamına yapıştırılma çalışılıyor. Yoldaşlar, doğru tarz şudur. Eğer Türkiye Komünist Partisi'nin bütün sorunları ve bütün zaafları Türkiye Komünist Partisi'nin belli bir Merkez Komitesi üyesi toplamına aitse, Türkiye Komünist Partisi'nin geçmiş başarıları ve Türkiye Komünist Partisi'nin bütün değerleri ve siyasi aklı da o toplama aittir. Buradan çıkacak sonuç sadece ve sadece budur.
Şimdi yoldaşlar, meselemiz ama şu. Türkiye Komünist Partisi uzun bir süredir partinin önderlik mekanizmalarını güçlendirmek için uğraş verirken şu problemle karşı karşıya kaldı. Çözemediğimiz problem budur. Türkiye Komünist Partisi'nin önderlik mekanizmalarının güçlenmesi partimizin kadro kaynaklarının genişlemesine bağlıydı. Türkiye Komünist Partisi'nin bir türlü yapamadığı şey partimizin önderliğini de besleyecek bir kadro dinamiğini harekete geçirmek. Buradaki tıkanma bugünkü krizin temel nedenlerindendir. Ancak arkadaşlar, buradaki kriz başka bir şey daha işaret etmiştir. Türkiye Komünist Partisi'nin önderlik mekanizmalarında yaşanan tıkanma, Türkiye Komünist Partisi'nin önderliğinde yer alması gereken birçok arkadaşımızın siyasi boşluklarını ve yetersizliklerini ortaya çıkarmıştır. Benim bu konuşmamın başından beri işaret etmeye çalıştığım, parti yaşantısına son 3 aydır sokulan bazı kavramlar ve bazı tezler, Türkiye Komünist Partisi'nin önderlik probleminin başka bir göstergesidir. Sevgili yoldaşlar, geriye dönük aramayalım. Yok, Türkiye Komünist Partisi şurayı değerlendirememiştir, Türkiye Komünist Partisi yenilgi psikolojisindeymiş. Önce şu konuşulan kavramların hesabını verelim. Türkiye Komünist Partisi'nin sağlıklı bir önderlik mekanizması, bu tuhaflıkların hiçbirisinin parti yaşantısının içerisinde seslendirilmesine izin vermez. Bu sağlıksızlığın kaynağını bulacağız, sonra partimizin birliğini sağlayacağız. Sevgili arkadaşlar, ben Türkiye Komünist Partisi'nde görev yapmış, görev yaparken de bunda kastettiğim ille Merkez Komitesi üyeliği. Türkiye Komünist Partisi'nin bütün üyeleri parti yaşantısında görev yaparlar. Kimsenin emeğine leke sürdüremeyiz. Kimsenin emeğini küçümseyemeyiz. Türkiye Komünist Partisi'nin her neferi, her üyesi Türkiye Komünist Partisi'nin bugüne gelmesine büyük katkılar koymuştur. Hepimiz için geçerli bu. Ancak sevgili arkadaşlar, partimize katkı koymak için partimize yönetici olmak gerekmiyor. Merkez Komitesi üyesi olmak gerekmiyor. Ben çok rahatlıkla şunu söylemek zorundayım. Türkiye Komünist Partisi partiye gerçekten de siyasi açıdan önderlik edebilecek arkadaşlarımızın önünü açmak zorundadır. Yetersiz, ideolojik olarak kafası karışık, en küçük bir zorlukta Türkiye Komünist Partisi'nin geçmişinden kurtulmaya çalışacak kadar Türkiye Komünist Partisi ile bağları zayıflamış insanlar bu partiyi yönetemezler. Bunu bilerek yolumuza devam etmek zorundayız ve Ulvi abinin dediği gibi krizi fırsata çevirmek zorundayız. Atılım kongresi ya da içinden geçtiğimiz süreçte partimizi yeniden ayağa kaldıracağız dediğimiz süreç bir fırsattır Türkiye Komünist Partisi için. Biz geçmişte nasıl başardıysak, yoktan var ettiysek bu partiyi, geçmiş birikimlerden yararlanarak, 93'te 99'da nasıl bu partiyi kurda kuşa yem etmediysek, 2014 yılında da bu partiyi elbette ayağa kaldırmayı biliriz. Partimizde özgüveni ortadan kaldıran, insanların birbirine yoldaşça bakması gerekirken kuşkuyla bakmasına neden olan zemin ortadan kalkmalıdır. Türkiye Komünist Partisi'nin geçmişine başarısızlık yahtası yapıştırma girişimi sona erdirilmelidir. Türkiye Komünist Partisi'nin iç yaşantısına partiye hiç yakışmayan kimi siyasi ve ideolojik tezlerin neden sokulduğu sorusuna yanıt verilmelidir. Bunlar olduğu anda Türkiye Komünist Partisi yoldaşlık hukukunu da yeniden tesis eder, birliğini de yeniden sağlar. Ancak arkadaşlar, yoldaşlar, bunlar olmadığı takdirde Türkiye Komünist Partisi birlik falan olmaz. Bu üç ayın bize öğrettiği budur. Dünya Komünist Hareketi'nin, Türkiye Komünist Hareketi tarihinin bize öğrettiği budur. Biz Atılım Kongresi'ni bu bilinçle ve bu akılla örgütleyeceğiz. Yaşasın Türkiye Komünist Partisi, yaşasın Devrim